Merhaba, yeniden Troya Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bir maksat seçiyorduk. Şimdi savaş arabası alma bir tane maksadı var. O da etki olarak çok da önemli olmayan bir şey veriyor. Şu ikisinden bir tanesi. Şimdi düşman bir eyalet başkentini fethetmek zor değil. Bunu almak kolay. Ama ya işte küçültebilmeyi çok isterdim gerçekten şu an. Abi küçülmüyor mu gerçekten mi ya? Abi neden... Bu Karyalıların nerede olduğunu bilmiyorum çünkü abi. Bütün fraksiyonları ezberlemek zorunda mıyız? Umarım çok uzak değildir, ne diyelim. Karyalılar. Bunu bir seçtim çünkü bonusları çok güzeldi. Karyalılar neredesiniz? Gözünüzü seveyim. Çok uzakta olmayın lütfen. Supreme Warrior. Tamam, zaten şu an daldığım tipler. Tamam, süper süper. Güzel. Bir dakika. Şunlar değil mi? Evet evet. Tamam, onları yok edeceğiz ve güzel bonusumuzu alacağız. Siz yolunuza devam edin o yüzden. Şuradaki şehri bu arada bunlar talan etmişti. Bunlar ele geçirdi onun talan edenlerin yerine. Onu da geri almasını biliriz. Şurayı bir alalım. Burası bir eyalet başkenti. O yüzden kuşatmam gerekecek. With charm and skill. Engage the foe. Ah, yani kuşatma silahı yapmamama rağmen güzel bir şekilde veriyor bana güç dengesini ama maalesef yapmak durumundayım, saldıramıyorum. Üzücü, üzücü. Don't give up now. Önümüzdeki tur diğer maksadı seçerim direkt yerine getirmiştim ama yani maksadı yerine getirir getirmez yenisini seçemiyorsunuz ya. O yüzden daha İyi olanı seçmek daha iyiydi. Muhteşem cümlelerime devam ediyorum. Şimdi şu Samos'u bir alalım. Kimse almadı. Orada tunç üretimini. Alamıyorum sandım bir anda. Süper. Sana veda edebiliriz. Üçe ilişkiler. Şurayı hemen inşa edelim. Bu bir balıkçılık alanı. Onun yerine başka bir şey yapamıyorum. Güzel, güzel. Şurayı da almayı tercih ederdim ama bunlarla aram iyi galiba değil mi? Yani bir tane saldırmazlık anlaşmam var. Çok kankito sayılmayız ama olsun. Şimdi buradaki şurayı elinde tutan düşman fraksiyonumun 20 kişilik bir ordusu vardı malum. Şurada pusuya yatmıştım belki üstüme gelir diye. Üstüme geldi de açıldı buraya kadar gitti. Bunu yakalayabilir miyim acaba, onu merak ediyorum. Galiba yakalayamayacağım. Perkote'ye saldırma ihtimali aile fazla. Perkote 3. seviye, burayı talan etmesini falan istemiyorum ama ne yapabilirim bu konuda acaba? Sen yine bir suya in. Dur, yakalıyor muyum yoksa? Vallahi yakalıyorum. Marş vaziyetinde zaten. Ne kadar güçlü. Dünyanın en tırt ordusuymuş. Süper, bunu hızlı bir şekilde indirmek şahane olacak şu an. Diğer arkadaşı da getirebilirdim ama neyse, geç kaldım artık. Sonuçlandırma beklediğim kadar iyi bir sonuç vermiyor ama iyileşecek zamanım var. Bayağıdır da savaş etmediğimin farkındayım ama gerek görmedim gerçekten. Gerek gördüğüm an ederim. Okey. Oradaki düşmanı indirdiğine göre şuradan ufak ufak geri dönebilirsin sanırım. Marş vaziyetine girmemin bir mahsuru var mı bu adamda? Buradan gelebilecek şunlara saldırısı falan var ama saldırmazlar ya, sen geri dön şuradan. Çok ertelemeden şu yeni bir büyük bir ordu basma fırsatı vermeden şu Eresos'a saldırmak ve orayı almak istiyorum. Sen burada kalmayı sürdür. Seni yem olarak kullanacağım. Arkadaş benim topraklarım da babasının tarlasıymış gibi geziyor ama neyse, onun da bir hal çaresi düşünülür artık. Yaşımız kalmış bir tek general olarak tamam. Diplomasiyi kontrol edelim. Barış anlaşması isteyenler var. Tuvana. Sen kimsin? Biraz uzağımda. Mukaddes Ege toprağına sahip değil. Mukaddes Hitli topraklarına sahip. Sen başka kimle savaş halindesin? Hitlilerle falan. Tamam, seninle barış yapmamak için bir sebep göremiyorum ya. Oraları fethe çıkmak gibi bir niyetim yok nasılsa. Üstüne saldırmazlık paktı bile yaparım, o derece yani. Takas anlaşması. Gıdası varmış birazcık. Kaç gıda verirsin sen bana 5 turluğuna?
380 verecek gibi. Tamam. Güzel. Bir barış isteyen daha gördüm orada ben. Alaşya. Alaşya pardon. Kıbrıslılar yani. Hmm. Ya Kıbrıs o kadar güzel tunç üretiyor ki ama yani öyle böyle değil ama yani gidip de buraya saldıramam. Tamam sizde de barış yapalım. Siz kimle savaş halindesiniz? Neredeyse sadece bizle. Üstüne saldırmazlığı da alırım. Takas olarak ise tunç verirsin tabii ki sen bana birazcık. 50 verir misin? Daha da çok verecek. 89 veriyor. Birinin dert görmesin. Üstüne askeri geçiş imzalayıp biraz daha tunç alırım. 50 verir misin? 55. Hop, yanlış. 57. 56. Okey. Güzel. Tunç ihtiyacımı gelecekte full sizden karşılamayı düşünebilirim. Ticarete sıcak bakarsınız diye düşünüyorum. Vasal istemiyor kimse. Konfederasyon istemiyor kimse. Askeri ittifak isteyen yok. Savunma ittifakı isteyen yok. Askeri geçiş isteyen Pala varmış. Askeri ittifakım var zaten. Askeri geçişte alalım yani bir zahmet. Yani 0.2'ye bir şey vermez zaten. Direkt etiket. Cool. Okay, buralar böyle. Yapmadığımız şeyler. Saray eylemleri var. Bu arkadaş ile 70 saygınlığımız var. Meşrutiyet. Bunu saraydan atarsam aram bozuluyor mu? Yani aram zaten bozuk da. Neyse ben bu şekilde saraydan atmak istiyorum ya. Üstüne entrika falan da yaparak o ihtimali arttırırız biz. Aha, Miken gitmiş buradan. Kankitolarım komple doldurmuş burayı. Bir de Ajax var. Ajax kankiton değil ama. Okey, Ajax'ı da bir düşünürüz bakalım. Başka yerleşim yeri yükseltmesi. Nino'ya lütfen. Bu arada burayı da yükselteyim bari. Burayı yükseltmeden önce aslında şuraya bir garnizon binası kurmayı tercih edeceğim galiba derken. İkinci seviyeye çıkması lazım önce. Tamam. Onun daha zamanı var o zaman. Burada bir kaynak binası daha vardı sanki. Evet. Bunu da bas. Apabia artık güvende sayılır. Eantia ise o kadar da güvende sayılmaz şimdilik. Bir dursun. Karakol Mira da varmış. Samos'ta sadece bir tane var. Buraya da o zaman yani %10 kaynak üretimi isterim elbette ama mabet kuracağım ya. Antia'nın bayağı kuzeyindeymiş burası. Tamam, buraya da bir Afrodit mabeti kurabilirim o zaman. Güzel. İnşaat mevcut. Nune'ye bir dursun. Truya da inşaat varmış. Şunları bir arttıralım da talan edilmiş şehrimizi tekrar kurma çabalarını gerçeğe dönüştürelim. Dursun demiştim. Hareket etmeyen Lord tamam o duruyor. Kullanılmayan eklenti tamam o da dursun. Bir tane de harcamış. Yetenek puanım varmış. Onu da Lock efektiyle harcamış bulundum. Yapacağım bir şey 10 tur var tamam. İç savaşın bitmesine daha 13 tur var. Sherden Yalas. Yakınlarımda değil galiba. Okey. Anormal bir gelişme olmadı. Buradaki arkadaşlar bina demişim ordu yapmaya devam ediyor. Sen normal bir yürüyüş vaziyetine girerek şurada pusuya yatabilir misin diyecektim de. Yürümesi yetmiyor orası için. Yok ya sen
Sen yine Troya'ya gir abi. Troya'da birazcık tazelen. We will claim victory. We're coming in. Ardından onların topraklarının yakınlarında bir yerde, onların adasında hatta pusuya yatmayı düşünebiliriz. Tamam. Bizimkiler şu kuşatmayı bir gerçekleştirelim. Okey, alınabilir. Beklenmedik bir sıkıntı yoktur burada umarım. Bir tane deve ölüyor. Abi bu develer de amma ölüyor ya. İşgal ediniz. My experience grows. Güzel. Şimdi buradaki şehri de kaybettiğim için... Dur bakayım şöyle bir diplomatik duruma. Fethi şuradan başlamak daha güzel olabilir. Bunlar kim bu arada? Abi oradan gelip bir tane şehri mi aldınız gerçekten? Helal olsun, ne diyeyim. Şunu kapatayım. Oraya ordularımın küçük bir kısmını mı göndersem diye düşünmedim değil de mantıklı olmaz ya. Yok yok. Şimdi buralardaki karakollara bir uğrayırsınız o zaman. Bu mesela bu ihtimali arttırıyor. Onlar çok uzak zaten. Burası menzil arttırıyor. Okey, şuraya bir yaklaşsan pusu başarılı olasılığında %100 diyor. Şurada bir pusuya yat. Ama sen de aynı eylemleri gerçekleştirebilirsin. Sen de yat abi pusuya, önemli değil. Buradan geçmeye çalışan olursa indiririz direkt. Senin şunu da 8 diyelim. Bunu almak istiyor muyum? Tunç bakım masrafı kaçtı borcum? Fazla değildi sanki ama. Evet ya, fazla değil. Bunu şimdilik geride tutup şunu alabilirim. Sizde başka bir tatlıyan var mıydı? Priamos 13 olmuş. Sen de bunu yedile. Ha, şunu alabilirim ama yok, bu sadece savaş arabalarını etkileyen bir şey, hiç gerek yok. Hektara saldırma ihtimali olan kimse yok. Şuradan şu tarafa doğru bir ordu gönderebiliyor gibiler. Ama müttefikim alacak gibi burayı da. Bakalım. Sarfedon orayı alırsa ben Sarfedon'a burayı veririm. Aa yok, burası yine benim eyaletimin parçası değil mi? Pardon. Aa, şurayı tekrar yıkmışlar. Orayı tekrar alıp Sarfedon'a orayı satmayı düşünebilirim. Eğer burayı alırsa, çünkü... Aa yok, burası da benim eyaletim değil aslında. Neyse, bakarız durumlara göre. Çok ileriye dönük planlar yapmak manasız geldi. Şu tehdit etme eylemini politik olarak arttıralım. Güzel. Bir tane takas anlaşmaları var. İthal ettiğim Tuncum. Tamam, Tuncu ayarlıyoruz, ayarlıyoruz. İflasın eşiğinde değiliz. Erişim yeri yükseltmesi burada. Bence burası artık tehlike altında değil. Şimdi yuvası, rütbesi, bunu yık, daha önemli bir binalar kurabiliriz. Odun binası kalsın. İkmal ve iş gücü artışı olabilir. Böyle birazcık yükseğimsi bir bina tipi var, onu yapalım. Rayeleri... Okey. Şöyle bakmak istiyorum, bunlar geri geldi mi? Vallahi bu gelmemiş, diğerleri gelmiş, enteresan. Şu ordudaki birim sayısını azaltıp orduyu kalitelileştirme projesini yapsam mı diye düşündüm bir anda. Öncelikle şurada yapmayı tercih edeceğim galiba. Orduya... Sen... Bundan var, zaten var. Tamam, bunun sayısını arttırabilirim. Sen bir git. Sen gel. Uf, bir tane birim aldım diye. Var mı sıkıntı? Yani Tunç sıkıntısı var ama. Şu orduya şunları doldursam ne kadar da güzel olmaz mı ya? Şu an idari yüküm tam olarak kaç? 162. Yani 2 azaltırsam aslında şuraya düşüyorum. Şu an yeni bir birim almayı da düşünmüyorum. Dur.
2 azaltacağım. Bunların idareyi üfü kaçmış? 1. Tamam ya. Bir tane daha azaltmam lazım. Tamam. Bir süre böyle daha idare edebiliriz sanırım. Ama yakında yine 4'e çıkacağımdır o ay mesele. Başka yapacağım bir şey. Şurayı yükseltsem mi diye bakıyordum. Burayı. Makul. Hasarlı bina. Şurayı tamir etmemişim. Etsem mi? İş gücü artışı. Tamam, olur. Olur. İnşaat 5. İnşaat olan yerler. Tık tık tık. Şunu yükseltmek için upgrade bekliyorum. Garnizon binası için de aynı şekilde kalsın o. Troya'da şuraları tekrar arttırıyordum değil mi? Hadi bakmayacağım bu sefer diplomasiye. Yuh arkadaş ya. Te abi anasının köründe savaş halinde olduğum fraksiyon. Te İstanbul Boğazı. Ya şuradaki fraksiyon Karadeniz'e çıktı. Geldi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bursa'nın oraya indi. Enteresan. Okey, şuradaki ordumun aşağıdaki yerleşim yerine saldırma planları yine ertelenmiş oldu. Sen yine aynı şeyi yap umarım. Ulaşabilirsin. Ulaşamıyormuş maalesef. O yüzden şuraya kadar gelelim. Şuradan karaya ayak basalım. Gidip burayı talan edecek değil mi? Buradaki taş gelirim düşmüş olacak benim. Neyse tekrar yaparız artık. Aslında şu nehrin ötesine şey yapabiliyor muydum emin değilim. Bakayım. Şuradan bir tane şey genel yapsam diye baktım da yok gerek yok. Ama şurada bir tane yapacağım. Gidip saçma sapan güneye inme ihtimali var o ordunun. Tamam gel. Evet, şeyi de değişmiş oldu bu sayede. Orada bir dur bakalım. Bir tane atlanmış şüphesi var. Bunu bir atlayayım. Al şunu abi. Ne diğer generaller. O tamam. Şimdi şurayı almak niyetindeydim ama şurada da 17 kişilik canavaro gibi bir ordu var. Ona dalmamazlık edilmez. Onu da alalım. Şey nerede? Hector. Ulaşabiliyor musun? Sen ulaşamıyorsun. Tamam. Sadece desteğe gel o zaman. Müttefik topraklarımdayım. Paris sen ulaşabiliyorsundur değil mi ya? Saldırıyı sen düzenle. Sen niye ulaşamıyorsun abi? Şundan çıkmam lazım çünkü. Tamam. Tamam. Triamos sen desteğe gel. Güzel. Paris saldırıyı direkt düzenleyebilirsin. Dillo. Bir deve daha ölmüş. Develere güven olmuyor gerçekten. Az ineği alayım. Okey. Maddi açıdan idare ediyoruz. Şuraya saldıracak yürümem bir ihtimal olabilir mi? Maalesef. İyi olurdu ya, iyi olurdu. Şuraları uğrayamıyoruz değil mi maalesef? Ormanın içine girdik ya o yüzden. Ormanın içine girmeseydik belki ulaşabilirdik. Princely Mutt. We'll move soon enough. On our way. Müttefik topraklarda olduğum için en azından hala taze ne biliyorum. Aman öncelikle şunu bir on yapalım. Böylece mabey alması yakın savunma bir ikmalin haricinde yorgunluk birikimi ve kalkan kaldığın özelliğini elde etmiş oldum. Güzel. Paris sen de yükle atlamışsın gördüğüm kadarıyla. Seni önce 8 yapalım demiştik ve yapmıştık. Ardından şuradan devam edelim. Priamos sende bir şey yok.
Unut etmediğim generalim şu var. No one shall slight me. Tamam, sen orada beklemeyi sürdür şimdilik. Şuradaki arkadaşım bu tarafa doğru gelme ihtimali de var. Öyle bir durumda da bunu kullanabilirim ama zannetmiyorum öyle yapacağını. Okay, bir tane de kısa anlaşmaları tamam. Tunç takas anlaşmam bitmiş. Ona bir el atmakta fayda var. Şimdi 95'i çıkaralım. Yeterli olur herhalde. İnşaat mevcut. Ha, şuraya bir garnizon binası diyorduk. Hemen hiç ertelemeden yapalım. Daha da fazla inşaat mevcut. Sonra yapacaktık onları. Buranın saldırı alma ihtimali yok. Tamam. Şunu işleyelim o zaman. Bir şey vermek istemiyorum gereksiz yere. Maksas'ın 13 turu daha var. Bu sefer diplomasiye bakmadan geçmeyeyim ama. Barış isteyenler var mesela. Hatta Şüpheli Luma istiyor direkt. Süper süper. Ben de seninle zaten barış yapmayı çok istiyordum. Üstüne şunu da al. Takas anlaşması olarak senin sadece taşın var fazla ama bende de taş biraz fazla var. Sen bana ne ver biliyor musun? Odun ver birazcık. 100. 50. Tamam, o da olur. Teşekkür ederim. Benim için zevkti. Başka barış isteyen kim erler? Ya keşke önceden baksaydım buna. Bak şu an bunlarla barış yapabiliyorum. Gidip buraya saldırıp orayı saçma sapan talan etmeden önce ben barışı imzalayayım bunlarla. Adamı boşuna götürmüş oldum ama olsun. Gıdası var. 200 gıda. Daha fazla. Güzel de gıda veriyor. Bayağı güzel gıda veriyor. Tamam, 1000. 5 turluğuna. Daha ne olsun? Bir barış isteyen de Ugarit. Ugarit ise... şuradaki Kerhanlı fraksiyonu. Daha da barış yaparım. Askeri şey, saldırmazlığa da varım. Anlaşmasını da yapalım. Neyin var senin? Senin de mi taşın var? Sen bana o zaman birazcık tunç ver ya. 50 mesela. 50 de altın verirsin. Yok, altın fazla değerli görüyor. 10 verirsin. Şunu da biraz arttırırsın. ...93, 92... Tamam. Okay. Tunç işini birazcık çözdükümsü gibi ama... Dur bakayım. Var mı başka tunç satmak isteyen bana? Mesela sen taş kabul ediyorsun. Şunu bir imzalamaya çalışalım. Mesela senden tur başı 200 tunç istesem... -17 tamam. Makul bir oran. Karşılığında 200 taş versem... Tamam, gayet güzel. Tamam, olur. Güzel. Tunç'ta artıya bile çıktık maşallah. We must be ruthless. Paladan da alabilirim. Pala odun istiyorum. Yok, ona gerek yok. Şey bakayım, daha fazla... Bu arkadaşlardan alabilirim, bu arkadaşlardan alabilirim. Bunları fethetmeyi düşünebilirim ya. Onlarla bir anlaşma yapmayayım şimdilik. Takas anlaşması... 100 istesem, -39 pek hoş değil. Karşılığında 100 bundan versem, yok. Pek karlı olmayacak gibi benim adıma. Hadi alayım ya 5 turluğuna. Tamamdır. Güzel. Eylemlere baktım. Devam. What? Abi bu kadar mı kaliteli senin o? Bir kere ben sizinle barış yapmadım mı lan? Nasıl yani? Barış yaptım bu değil miydi benim? Ve bu kadar kaliteli miydi abi sizin ordunuz? Keşke daha yakından baksaydım. Abiyi kaybettik ya. Aeneas'ı kaybettik bildiğin. Vay be. Yani savaşalım da
Biraz beklediğimden daha kaliteli çıktı. Vay be, duble dikkatsizlik ya. Gerçekten yani. Hem adamlarla barış yapmamışım. Ya da yaptım, tekrar mı savaştılar bilmiyorum. Yo, açlardı gördüm. Hem de ordularının gücüne bakmamışım. Okey, bir şansımızı deneyelim de yani gerçekten de pek şansım olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir yokuş aşağı konuşlansak. Şurası fena değil gibi. Ama yok, okçular ormanın içinde kalır öyle bir durumda. Bakalım bakalım, şöyle güzel yokuş aşağı bir konum var mı diye bakıyorum. Şurası haritanın sonu maalesef. Yine biraz yokuş aşağı sayılır da daha iyi olabilir. Daha iyi olamaz gibi ya. Tamam. Şöyle konuşalım biz. Öncelikle siz gelin. Hasarlıyız da ya. Toparlayamadık kendimizi. Kendi kendine nasıl dama yaptı o ya? Allah Allah. Benim bilmediğim bir tuşum var. Nasıl oldu? İlginç. Onları şu şekilde koruyun. Yanlardan gelecek saldırılara karşı da koruyun. Ters yapıyorum. Bunlar, siz niye buradasınız yahu? Yanlışlıkla seçmişim. Kim var kaldı? Bir de tabii generalim var, onu unutmayayım. Sen de arkaya dizil de. Bakalım, pek şansım olduğunu düşünmemekle birlikte. Ne olur ne olmaz. Şunlarla da biraz dikkat dağıtmaya çalışacağım. Mimatınız yokmuş ha. Tamam. Tek göreviniz dikkat dağıtmak o zaman. Saldırı onlar olduğu için üzerime geliyorlar zaten. Yorgunum maalesef. Aa, şuradan geçemiyor muyuz? Dur geri bas. Oradan ok yersek anında ölürüz çünkü. Tamam. Okay, ordusunu parçalara ayırması çok işime gelir. Şuradan geçebilirsem okçular tarafından haşat edilmeden şahane olur benim adıma. Okçular tarafından haşat edilmedim. Birkaç kişi peşine düştü. Ordusunun geri kalanı umarım benim ana orduma doğru gidiyordur diye umut ediyorum şu an. Göremiyorum. Bu Dynasty's güncellemesiyle beraber savaşlara gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi de bu görünürlük olayının bayağı bir değişmiş olması. Bayağı bir daha gerçekçi hale getirildi. Yani şu an ormanın arkasında ise mesela göremem. Yani şu an biraz daha görmüş oldum ama yani hiçbirinin ana orduma götürmüyor olması üzücü şu an. Biraz ana orduma çekmeye çalışayım bakalım bunun peşine düşerlerse. Ordusunu biraz dağıttı diye düşünmüştüm ama pek de dağıtmamış. Yani bir ihtimal yapay zekayı saçmalatırsam, teker teker saldırmasını sağlarsam bir ihtimal kazanabilirim diyeceğim de yok, çok zor ama ya. Hem hasarlıyız hem kalite farkı var. Siz birazcık şu tarafa dönseniz daha iyi olacak gibi. Yokuş olayından faydalanmak için şuraya falan çıkmam gerekir, o pek mümkün değil. Okay, şimdi belki savaş arabasını o taraflara gönderirsem ordusunun bir kısmını onun peşinden koşturabilir bir ihtimal. Dizilimi de azıcık saçmalatmışım, bir saniye.
Azıcık şöyle durun, ondan sonra siz ikiniz de bu şekilde dizinin, siz o kadar korumaya devam edin. Okey. Oo, biraz menzili saldırı yemişim arada. Hay Allah. Okey, atış serbestiniz açık değil mi arkadaşlar? Tamam. Forma modumuzu da açalım. Okey, onu hızlı indirdik diyeceğim de o kadar da hızlı indiremiyor gibiyiz. Okay, mühimmatım da bütün orduya yetecek kadar değil zaten. Sen biraz yaklaş milletin. Şuradaki 3-5 birimin dikkatini çekse muhteşem olur benim adıma ama bakalım. Kontrol 2 diyelim. Mızrakçıymış. Ona dalmayayım. İki tane birimin dikkatini çektik gibi birazcık. Üçün iki numara şunu ateş etsin. Uzakçılara ulaşmayın. Okçular tamam. Bir tane av cahillerini oradan çekmiş olduk. Güzel avantaj, güzel avantaj. İki numarayı ona saldırttığım için hızlı bir şekilde indirdiler komutanlara. Kalkanları vardır muhtemelen eşek gibi. Çok büyük değilmiş aslında kalkanları ya. Dur, öldürebiliriz onu. Güzel güzel, hızlı indiriyoruz, hızlı indiriyoruz. Şurada kaçanlara saldırabilirsem güzel olur ama diğer direkt saldırı emri verirsem. Şuradaki bir tane daha şeyleri vardı, menzilleri vardı. Saldırmaya devam edin siz. Bu tarafa geçin, ondan sonra saldırtacağım. O komutanı ölmeden bırakmayın, ona saldırmayı. O komutanı sırtından vurun. Siz şimdi şuna saldırabilirsiniz. Komutan öldü. Menzillere. Okay. Herhangi birinin arkasından saldırabilir miyim diye baktım da. Tamam, ona saldırı emri vermiştim ama şu an ona saldırmak pek mantıklı değil. Şuradan gelin. Şuradaki mızrakçılara bir saldırmayı deneyebilirim belki. Şunlara saldırın. Şu mızrakçıları siz halletmeye çalışın arkadaşlar. Pardon, mızrakçı demişim. İşte şey, menzilleri. Saldırın şuradan. Yakında bir şüphelileri dayanıyor mu? İşte iyi dayanamayanlar var ama hayırlısı diyelim. Seni aslında şuradan etraftan dolaştırırsam iyi iş yapabilirsin. Siz onlara saldırıyorsunuz, süper süper. Onlara herhalde yakında bir şey kaybetmezsiniz değil mi ya? O kadar da değil. Saldırı emrini bir geri çekeyim. Siz kafanıza göre saldırın. Azıcık da geri çekilin. Siz şöyle gelin. Saldırsana abi, ne bekliyorsun? Manyak mısın? Okuyor ya, orada durmuş. Okay, şurada şeyi açtılar maalesef. Şunları bir an önce indirip onlara müdahale etmem lazım. Yoksa okçuları çok hızlı indirecekler. Hadi abi, onu gönder, diğerini de halledelim sonra. Hadi siz şunu bir an önce halledin. Kaliteli bir birim mi? Emin değilim. İndir onu, tamam. O kaçıyor. Şuraya gel. Of, ne dayandınız arkadaşlar? Kaliteli bir birim mi? Tipinden belli olacak mı? Şunlar mı? Anadolu zırhlı mızraklar, eğer kaliteli birim belli yani. Siz şuna saldırın isterseniz bir. Siz oradaki yakın dövüşten bir çekilebilirsiniz, şahane olur. Şunu bir indirin, şunu bir indirin. Umutlanmam için sebep verin bana, hadi.
arkaya da daldılar ya. Çekil abi şöyle sen. Kaçtılar mı? Tamam. Şuraya. Siz de şu taraftan saldırın. Size ne ara daldılar onlar? Görmedim ya, görmedim ya omuzrakçıları. Neyse zaten hasarlılardı. Okey, kazanamayacağım. Kazanamayacağım belli. Oradakilere saldır geri. Ömerlerine izin vermem mümkünse. Sol kanat hala dayanıyor da. Mühimmatım da... şöyle yapalım. Sizlerin hala biraz mühimmatı var. Siz kenara çekilmeye çalışın. Sen de aynı şekilde. Yandan saldırmaya çalışayım. Soldaki kanat yarılırsa da bunlara ulaşamasınlar. Siz de şuraya bir dalın. Onlar geri dönün. Tamam. Şu kanattan şey yapmamalarını sağlamam lazım. Tekrar dalmamalarını sağlamam lazım. Dur bakayım ya. Umutlanıyorum ufaktan ya. Yoksa kazanacak mıyım ya? Öyle bir şey olabilir mi? Lütfen olsun çünkü. Okey. Şu an tam olarak şuraya gelmenizi istiyorum. Oradan güzel oklarsınız. Tam olarak şuraya hatta. Biraz daha yürüyün. Okey okey. Liderlikleri çöküyor. Şuradaki arkadaşlar eşek gibi dayanıyor. Helal olsun diyeyim yani. Ne diyeyim. Buradakilerin etrafını güzel sardık. Oklamaya da başlarsak vallahi sanki kazanacak mıyım ya? Vallahi kazanacağım galiba ya. Şunlar geri dönüyor. Onların okçulara saldırmasına izin vermem lazım. Sen en iyisi onlara git abi. Sen şuna saldırmayı bırakma. Evet burada hala kalabalıklar biliyorum ama. Şunlara hatta siz aşırtma değil de doğrudan atış yapın kesinlikle. Saldırın direkt. Kaçıyorlar süper. Doğrudan atışların hem bildiğim kadarıyla hasarı artıyor hem de direkt öldürme ihtimali artıyor. Okey kazandık ya. Uf, otomatik sonuçlandırma ekranı beni aşırı korkutmuştu ya. Vallahi kazandık. Okey biraz daha yaklaşın şimdi. Şunlara saldırın. Siz şuradaki engelmeye dahil olun. Siz arkadan dolaşın. Sen bir dur. Ne olur ne olmaz. Seni daha fazla riske etmeyeyim. Önemli bir komutan sonuçta. Aileyaz. Bu taraftan tamam senin onu kovalamana gerek yok. Şunları kovalayabilirsin o zaman. Sen boş durma. Aşırtma da yapabilirsiniz ya. Kafanıza göre takılın isterseniz siz. Biliyorum egzostlusunuz ama bu dava sessiz olmaz reis. Başarabilirsiniz. Ben kendi toprağımdayım. Onlar kendi topraklarında değil. Ben tazeleneceğim. Onlar tazelenemeyecek. Niye kendi adamlarıma ateş ediyormuşsunuz gibi bir his var içimde. Okay. Kaçmak üzereler. Mümkün olduğunca fazla kişisini öldürün. Sen de dal abi artık. Seni biraz kendi başına oraya yollamakla hata yapmış olabilirim ama olsun. Ver. Güzel. Bu arada doğru. Kameramın açık olmadığını unuttum da böyle bir yumruk işareti, zafer işareti falan yaptım arada. Keyfe geldim. Birkaç kişiyi daha öldürürseniz kârdır. Öldürebilecek misiniz emin değilim. Şu Anadolu'nun onlar biraz daha yakın gibi. Yok Anadolu'ymuşum zaten tamam. Şu an savaş arabalarını telef etmelerini engellemiş olsaydım bayağı bir adam öldürürdüm ama neyse. Galiba kimseyi yakalayamayacağım değil mi? Tamamdır. Sadece komutanlarını full öldürmüşüz ama gerisini de alırız diye düşünüyorum. Birim ikmalini almayı düşünüyordum ama 360 tutunca hayır diyemeyeceğim. Neler oluyor? Deniz halkları istilası.
İç savaş yetmiyormuş gibi. Önceden direkt Ege'nin denizinden geliyorlardı. Bu sefer nereden gelecekler acaba? Direkt Ege'de peyda almaz herhalde. Muhtemelen Batı Akdeniz'den gelirler. Deniz aklarının yapay zekasının biraz değiştiğini söylüyordu güncelleme notları. Acaba nasıl oldu? Sarayda bilgi güçtür. Bizimki gibi canlı bir sarayda pek çok kişi sabrı kararsızlıkla, kararsızlığı ise beceriksizlik... Ya bunu demin okumuştum zaten. Saraydaki tüm kampasları ortaya çıkaralım. Tamam. Okey. Deniz halkları yakınlarda görünmüyor. Akdeniz'de görünüyorlar mı? Şu an görünürlerde yok. Okey. Tamamdır. Şu arkadaşlar... Hayır, ben sizinle gerçekten barış yapmadım mı ya? Bunlarla barış yaptığımı sanıyordum ben. İlginç. Neyse. Bu arada böyle bir güzel zaferle bölüm sonlandırmak güzel hissettirdi. Şunu da alırız biraz sonra. Ama bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.